MS tanısını bu konuda deneyimli bir nöroloji uzmanı koymalıdır. Çoğu zaman kolayca tanı koyulabilmesine rağmen, bazı hastalarda dünyanın en deneyimli merkezlerinde bile tanı sorunu yaşanabilmektedir. Çünkü özellikle başlangıç dönemlerinde MS'i taklit edebilen pek çok hastalık vardır. MS tanısı için tek bir test yapmak yeterli olmayacağından, çeşitli test ve tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulur. MS tanısında en önemli veriler, hastanın hastalık öyküsü ve muayene bulgularından elde edilir. Bu süreçte ayrıntılı bir nörolojik muayene yapılır. Hastanın MR'ı çekilerek, hastalıkla oluşan plakların mevcut durumu araştırılır. Uyarılmış potansiyeller adı verilen ve merkezi sinir sisteminin belli bir uyarıya verdiği yanıtı ölçen testler uygulanabilir. MS hastalığının teşhis aşamasında ve bazen başka nedenlerle belden su alınarak beyin omurilik sıvısı incelemesi yapılır. Bu işlem tamamıyla zararsızdır. Bu testte omuriliği çevreleyen sıvının içeriğine bakılır. MS hastalığının farklı tipleri vardır. Atak ve iyileşmelerle giden MS. MS'lilerin %90'ına yakınında görülen bu MS tipinde ataklar ortaya çıkar ve ataklar tam veya kısmen düzelir. Atakların ne sıklıkta geleceğini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak bazen yılda birkaç kez, bazen 2-3 yılda bir atak olabilmekte, bir kısmında ataklar 15-20 yıl arayla gelebilmektedir. İkincil ilerleyici MS. MS'lilerin bazılarında MS atak ve iyileşmelerle giden tipte başlar. Daha sonra ikincil ilerleyici forma dönüşebilir. Bu MS tipinde hastalık düzenli olarak ilerler. Birincil ilerleyici MS. %10-%15 oranında görülen bu MS tipinde hastalık sinsi başlar ve yıllar içerisinde gittikçe kötüleşir. İlerleme hızı değişken olmakla birlikte genellikle yavaş seyirlidir. İlerleyici ataklı MS. %5'ten az görülen bu tipte de hastalık başlangıçtan itibaren sinsi seyretmekle beraber arada ataklar görülebilmektedir. Klinik izole sendrom ilk defa ortaya çıkan MS'le uyumlu belirtilerin olduğu tek bir ataktır. Her klinik izole sendrom MS olarak kabul edilmez. Kesin olarak MS teşhisi konabilmesi için MR'da MS'le uyumlu bulguların görülmesi gerekir. Birine MS tanısı konulduğunda kendini kötü hissetmesi doğaldır. Ancak hastalıkla en iyi düzeyde mücadele etmek için gerçekleri öğrenmek, olumlu düşünmek ve ileriye bakmak gerekir. MS konusunda hastanın ve yakınının bilgi düzeyi arttıkça korku ve endişe kaybolacaktır. Çünkü insan genelde bilmediği şeylerden korkar ve gözünde büyütür. Kafanın karıştığı durumlarda yapılması gereken en iyi şey tedaviyi yöneten hekimle konuşmak, akla takılan tüm soruları ona sorup gerçek yanıtları öğrenmektir.